Merhaba Ana Haber Afyon izleyicilerimiz. Bugün Süslü Kadınlar Bisiklet Turnuvası'nın 6.sı Afyon Karahisar'da. 2013 yılında İzmir'de başlayan akım bütün Türkiye'ye ve 25 ülkeye yayıldı. Biz de şu anda Afyon Karahisar'da 6.sı düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turnuvası'ndayız. Organizasyonun sahibi. Hoş sizi geldin. Tanıyabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Ben Aliye Mete Sert, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun Afyon koordinatörüyüm. 2013 yılından beri yapılan bu turu biz 2018 yılında başlattık ve 6 yıldır da kesintisiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu sene inşallah büyük katılma coşkuyla kutlayacağız bugünü de. Aliye Hanım, amaç nedir Süslü Kadınlar Bisiklet? Şimdi bisikletlere bakıyorum süslü, hanımlar öyle süslü. Evet. Neden Süslü Kadınlar Doğru söylüyorsunuz. Bisiklet. Süslü Kadınlar Bisiklet Turumuzda amacı kadınların daha çok bisiklete binmesini teşvik etmek için, kadınların çok güzel bisiklete bindiğini göstermek için o da yetmez. Neden süslü? Neden süslü? Süslü binebileceğini de göstermek için. Ben şöyle, ben de size ayak uydurabilmek için süslenmeye çalıştım ama teşekkür ederim. Ben şöyle anlıyorum, doğru mu anlıyorum? Yani kadınlar işte şöyle bisiklete binilmez. Bu yaşta o yapılmaz. İşte şu İşi kadınlar böyle yapılmaz. Her şey her şekilde. Yani biz süslü de bineriz bisiklete. Aynen. Topukluyla da bineriz. Her şekilde. Bu mu? Bu mu? Doğru. Mesela? Aynen. Bir meydan okuma seziyorum. Yani bir bisikletin kıyafeti olmadığını ben öğretmenim. Hiçbir şeyin derse aslında. Derse giderken bile normal kıyafetimle gidebiliyorum. Çok güzel. Bugün de süslü püslü gidebiliyorsak her platformda, yani hayatın her tarafında bisiklet olduğunu, dilediğimiz kıyafette olduğunu göstermek için amaç ediyoruz. Ama iklimsel krize de dikkat çekiyoruz burada. Özellikle çocuklarımıza da katılıyoruz ki çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için o farkındalığı bari biz bisiklet teşvikiyle gösterelim istiyoruz. Yani sadece amaç süslenip bisiklete binmek değil. Hayır. Yani gaz, benzin kokuları değil, parfüm kokuları mı? Evet, çiçek kokusu, parfüm kokusu diyoruz. Yani... Evet, dediğim gibi de aslında yerel yönetimlerden de bisiklet taleplerimiz var. Bisiklet yolu, insan bisiklete odaklı. Binmeyi teşvik edip toplu taşıma, bu daha evet, az araç kullanımı. Aslında kullandı. Bu bizim böyle bir farkındalık turumuz oluyor. Yani süslü püslü bir eğlenceli bir farkındalık turu. Şimdi efendim, kadınlar toplumsal olaylara dikkat çekerken de eğlenerek, süslenerek, gülerek çekerler. Doğru mu? Doğru söylüyorsunuz. Çok doğru söylüyorsunuz. Bugün de burada o farkındalığı oluşturmak için renkli kıyafetlerimizi, ama süsümüz bizim araç. Biz aslında kadınları bisiklet teşvik etmek için yaptığımız bir farkındalık turu. Peki, erkekler katılamıyor mu? Evet. En sık aldığım soru, evet, erkekler de katılıyor. Biz nasıl böyle özenli süslenerek mi katılmak hayır, zorunda? Hayır, onlar da şık kıyafetlerini. Süslenerek, erkekler size söylüyorum, şık destek bu turnuvaya destek olabilirsiniz ama evet, tek bir şartla süslenerek geleceksiniz. Şık kıyafetleriyle bekliyoruz ama ön planda olmamaları kaydı. Çünkü bu bir kadın hareketi, gönüllü kadın hareketi. Aslında ben bu turla Kurum Kuruluş Derneği olmayan bir etkinliğin başında bir kadının kendi başına nasıl bir etkinlik yaptırdığını göstermek için bir örnek olarak buradayım. 6 senedir de bu gönüllü koordinatörlüğü getiriyorum. Ektiğimiz tohumların yeşermesi dileğiyle. Ben sizi tebrik ediyorum. Sema Hanım'ı da tebrik ediyorum. İzmir'de Sema evet, Hanım başlatıyor bu hareketi. Evet, bir kelimeyle evet, bir akım başlatıyor. Bu Türkiye'ye yayılıyor. Daha sonra ülkelere, bildiğim kadarıyla evet, 25 ülkede buna katıldık. 35 mi oldu? 200'de şey. Ben 25'te kalmışım, 35 olmuş. Düzeltiyorum değerli izleyiciler. 35 ülkede, 200 şehirde eş zamanlı süslü kadınlar bisikletleriyle yollarda. Şu an eş zamanlı 35 ülkede kaç şehir? 200 şehirde. 200 şehirde süslü kadınlar bisikletlerle sokaklarda. Sokaklardayız. Görünürlüğümüzün artması için. Ha evet, oraya gelecektim. Birinin de dikkatini çekmek için böyle bir süslü püslü bir turumuz. Bu söylediklerinizin dışında kadının görünürlüğünü de arttırmak var değil mi? Evet, bizim de toplumda olduğumuzu görmek. Yani sadece motorlu araçların olmadığını, bisikletlerin de bir ulaşım aracı olduğunu ve yerel yönetimlerden de bir pazar gününün motorlu taşıtlara kapatılarak bazı caddelerin otomobilsiz kent, otomobilsiz pazar günü olmasını istiyoruz. Otomobilsiz. Ve pazar. Çok evet, güzel. Bu taleplerimiz de var ve yılda bir kere bu etkinliğimizi Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde gerçekleştiriyoruz. Yani siz İzmir'den Türkiye'ye ve sonra dünyaya bu akımı ulaştırdıysanız dünyada otomobilsiz pazar gününü de yaparsınız. Ben onu görüyorum sizde. Sesinizi bu şekilde süslü süslü duyuracağımıza eminim. Ben tebrik ediyorum. Sesi
ederiz. Biz teşekkür ederiz görevimiz. Diğer arkadaşlarla da kısaca sohbetler edeceğiz. Çok sizi tekrar tebrik ediyorum. Özellikle kıyafetli giyinen kadınlarımız var. Onlar da güzel röportajlar verecektir. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi eğlenceler. Çok sağ olun. Evet, ana haber Afyon. Çok süslü. Kaçmayın. En süslü. Çok süslü. Çok teşekkür ederim. En süslü size. Ne güzellik. Komple uyum sağlayayım dedim. Çok teşekkür ederim. Çok güzelsiniz. Naziksiniz. Gözümü alamıyorum. Ay çok naziksiniz. Siz de öyle. Teşekkür ederim. Uyumuşsunuz. Çok teşekkür ederim. Peki etkinlikte neler hissediyorsunuz? Nasıl geçiyor? Etkinlikte Afyon ilinde böyle bir etkinliğe katılımın çok olması beni çok mutlu ediyor özellikle. Bayanlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman varız, ayaktayız ve dumansız hava sahası açısından da verilen bu fikri destekliyorum sonuna kadar. Bisikletli bir hayat diliyorum insanlara da. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Rica çok ediyorum. Yakışmışsınız. Sağ olun, çok nazik. Bisikletinizle mutluluklar inşallah sağ olun, yayılır. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sadece duyguların en süslü, çok süslülerden biri. Ne kadar güzelsin. Teşekkür ederim. Ne hissediyorsun? Duygularını alalım. Şu an duygularım heyecanlıyım. Ordudayken bu etkinliği duymuştum, katılamamıştım. Şu an Afyon olduğu için Afyon'da katılma şansım oldu. Heyecanlıyım. Bir an önce başlamasını istiyorum. Neden katıldın? Etkinliğe kadınların biri olduğunu göstermek için, hep güçlü olalım diye etkinliğe katıldım. Çok güzel görünüyorsun, çok güzel süslenmişsin. Günün önem ve anlamını gösteren, yani bir fotoğraf da alalım. Alalım. Aysun Dinç. Adını unuttu. Çok heyecanlıyım dedi. Ben heyecanlandığımda şey derim, adımı sorsanız harf satın alabilir miyim diyeceğim diye. Ya, sen de öyle. Evet, çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Yo, ben artık heyecanlanmıyorum. Neler hissediyoruz? Heyecan, yani dün geceden beri o kadar heyecanlıyız. Zaten bu turun başlamacından beri heyecanlıyız. Vallahi işte gururla, mutlulukla devam edeceğiz inşallah. Neden katılıyoruz buna? Yani amacınız ne? Amacımız kadınların da bisiklet sürmeleri, trafikte olmaları. Şu tarafa doğru ekranı. Evet. Trafikte olmaları, bisiklete alıştırmak, sevdirmek. Daha dumansız, daha temiz hava. Evet. Ve görünür olmak. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Kaçmaya çalışan bir süslü kadını. Kaçmaya çalışıyorum. Nereden geldin? İstanbul'dan geldik. İstanbul. Ama yarın diyorum. Dün maratona katıldık biz. Konuşma biraz kırık. Nereliyiz? Çünkü Rus'um. Rus'um. Rus. İstanbul, Türkiye eş durumundan mı? Evet. Aynen. Peki nasıl buluyorsun etkinliği? Çok güzel. Yani neler söylersin, duyguların neler, amaç nedir burada, niye destekliyorsun? İnsanları eğlendiriyorsunuz. Çok güzel bence de. Sadece eğlenmek mi? Kadınlar her şeyi eğlenerek, gülerek, naif söyler. Aslında çok şey yatıyor altında. Kadının görünür olması. Mahcup ediyorsunuz. Soru sorarak mahcup ediyorsunuz beni. Yok. Türkçe bile unuttum. Mahcup ediyorsunuz, öğrenmişsin Türkçe. Türkçe'mi unuttum. Çok tatlı konuşuyorsun bu arada. Sağ olun, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ya, ne demek? Başarılar diliyorum. Ben bilir miyiz? Ben Elnaz. Elnaz. Evet. Çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Süslü kadınlar bisiklet turnuvası. Aynen. Neler hissediyoruz? Çok mutlu. Yani böyle bir senede bir kere böyle ortamda kadınlarla beraber olmak çok güzel bir şey. Normalde de bisiklete biniyorsunuz, evet, değil mi? Evet, evet, evet. Yine böyle süslü mü biniyoruz? Bugün özel mi böyle geldi? Yok, bugün özel. Tabii burada bir dikkat çekmek. Evet, evet. Aynen öyle. Ama genelde yani dikkat ediyoruz. Var mı bir mesajınız? Yani kadınların hepsini davet ediyorum. Her sene katılın. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Süslü kadınlardan yakışıklı delikanlılara geldik. Süslü kadınlar turnuvasına katılmışsınız. Evet, çağırdılar. Süslenmemişsiniz. Biz böyle, biz antrenmandan geliyoruz. Evet, destek oluyorsunuz. Evet, destek olmak için Aliye ablamıza geldik. Nasıl buluyorsunuz bu etkinliği? Ya daha çok bisiklet olsun. Arabalardan inelim bence. Herkes bisiklet kullanması daha güzel olur. Böyle aktiviteler de artsa daha güzel olur bence.